Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ABT sınavında ilk bölümde bizim Language Proficiency bölümünde işte karşımıza çıkan arkadaşlar Pedagogical Grammar dediğimiz bir bölüm var. Bu sınav 2013 yılında başladığında bu bölümden bizim karşımıza daha fazla sorular çıkmaktaydı. Ama 2019'da işte bir sistem değişikliğiyle beraber bu Pedagogical Grammar bölümünün ağırlığı biraz azaltıldı. Bu ağırlık arkadaşlar bizim o Language Proficiency kısmında dediğimiz paragraf sorularına verildi ve clause testlere verildi. Zaten bunun dışında da Language Proficiency kısmında 2019 ve 2020'ye baktığımız zaman arkadaşlar hiçbir şekilde bize daha önce YDS tarzında gördüğümüz işte baktığımız zaman cümle tamamlamalar, paragraph completionlar vesaire bunlar hiçbir şekilde sorulmadı. Sadece karşımıza baktığımız zaman arkadaşlar 20 soruluk bir bölüm çıktı. Bu 20 sorunun işte dediğimiz gibi 15 tanesi paragraf olarak geldi. 15 soru paragraf sorusu 5 çarpı 3 olarak ve ilk 5 soruda arkadaşlar baktığımız zaman clause test olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında tabii ki bu bölümün dışında yine Pedagogical Grammar dediğimiz bölümden bir 5 tane soru vardı ama bu soruların dediğimiz gibi arkadaşlar sayısı azaldı ama tabii ki bu alanı biz ne yapamıyoruz? Es geçemiyoruz. Buradan yine soru gelmeye devam ediyor. O yüzden Pedagogical Grammar dediğimiz alanda neler var? Böyle hangi konular karşımıza çıkıyor? Ben birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum size genel anlamıyla. Şöyle bir hani Pedagogical Grammar dediğimizde nedir? Onları biraz netleştirelim diye kafamızda açıkçası böyle bir sohbet havasında bir konu anlatmak istedim arkadaşlar. Pedagogical Grammar dediğimiz zaman biz şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Genel bir çerçeveden başlıyoruz. Yani bizim sentence dediğimiz yapıdan başlıyoruz. Buradan aşağıya doğru yavaş yavaş iniyoruz. Mesela yani şöyle diyoruz biz. Ya ilk önce neresi bizim için önemli olan? Evet, sentence dediğimiz kavram bizim için önemlidir. Bu sentence kavramına gördüğümüzde işte biz İngilizce'de biliyoruz ki en basit yapısıyla bizim sentence dediğimiz, cümle dediğimiz kavram arkadaşlar baktığımızda subject ya da verb'ten oluşan bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. En basit tanımıyla diyelim ama Pedagogical Grammar'a baktığımız zaman bu tanımı tabii ki daha da genişletmek durumundayız. Öyle basit bir tanım maalesef ki işimizi görmüyor. Bu bağlamda biz mesela sentence'ı incelerken en basit anlamıyla öğelerine ayırıyoruz. Nasıl öğelerine ayırıyoruz? Diyoruz ki ya bir cümle baktığımız zaman işte içinde ne olacak? İşte subjectler olacak. Güzel. Bu kısım tamam. İki, baktığımız zaman işte bizim cümlemizin içinde predicate dediğimiz ne olması gerekiyor? Kısım olması gerekiyor. Ve 3 arkadaşlar baktığımızda ne olur bunlar? Objeler olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Ya bu basit anlamda. Tabii ki bunun dışında biz eğer ki bir cümleye ilaveler yapabiliriz. Yani biz bir cümleye ne yapabiliriz arkadaşlar? İşte adverbial ifadeleri ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Aynı zamanda yine son olarak bir cümlenin içinde de baktığımız zaman arkadaşlar bizim complement dediğimiz belki daha önceden hani duymuş olduğunuz ifadeler olabilir. Mesela bunlarla başlıyoruz biz pedagojik kuramında arkadaşlar konularımıza. Peki sadece bu kadar basit hani hemen subject, predicate, object, adverbial ya da complement deyip bitiriyor muyuz işi? Hayır tabii ki biraz akademik anlamda bir grammar anlattığımız için işler biraz daha açıkçası burada biraz farklı. Mesela biz burada neyi görüyoruz? Bir için diyoruz ki ya biz eğer ki subjectlerden bahsediyorsak bu subjectlerimizin içinde neler oluyor? Bunların türleri oluyor. Yani eşittir diyoruz ki biz arkadaşlar bir cümlenin içinde simple subject olabilir subject kısmında. Bunun dışında baktığımız zaman işte compound bir subject olabilir. Yani veya subject'imize baktığımız zaman yine arkadaşlar bu kısımda biz diyoruz ki buradaki subject'imiz özür dilerim şurayı yanlış yazmışız. Buradaki subject'imiz baktığımız zaman complete dediğimiz subject olabilir. Şimdi bu kavramları ilk duyduğunuz zaman tabii ki size biraz yabancı gelebilir ama bunlara zamanla arkadaşlar alışacaksınız. Mesela şöyle diyelim biz.
Bunlardan mesela en azından bu kısım için Complete ile ilgili hani doğrudan adını sormasa bile daha önceki yıllarda bize bununla ilgili arkadaşlar ne yaptı? Bir soru geldi. Nasıl geldi arkadaşlar? Mesela pattern sorusu olarak ne yaptı bize? Sordu. Pattern olarak verdi. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisinde işte bu pattern vardır diye. İşte orada complete subject'i bize nasıl ne yapmıştı? Sormuştu. Peki örnek olarak sadece ondan bahsedelim o zaman. Complete subject nedir? Complete subject dediğimizde biz şunu biliyoruz. Diyoruz ki herhangi bir şekilde bir subject complete ise şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere bu subject'in arkadaşlar determiner dediğimiz ifadelerin ne yapması gerekiyor? Olması gerekiyor. Nedir determiner ifadeler? Bize şimdi şöyle bir şey. Senelerdir öğretilen bir mesele var. Determiner deyince arkadaşlar işte aa hocam determiner and do. Tamam. And do determiner da bununla ilgili hani bunun baktığınız zaman bunun dışında bir determiner ifade yok mudur? Vardır arkadaşlar. Baktığınız zaman sizin bir ismin önünde kullandığınız some ifadesi de yine determiner olarak kullanabilirdiğiniz bir ifadedir. Değiştirin all dediniz. Yine determiner bir ifadedir. Ha, şöyle bir şey. Yani ismin önünde gelen arkadaşlar modify etme işleminin dışında gelen ifadeleri biz zaten ne yapıyoruz? Determiner ifadeler olarak ele alıyoruz. Peki diyoruz ki nedir complete işte subject'e baktığımız zaman bir determiner bir ifadesi olacak. İki en önemli kısmı işte burası. Bakınız premodifier bir ifadeyle beraber ne yapması gerekiyor? Kullanılması gerekiyor. Premodifier ifadene eşittir biz baktığımızda arkadaşlar bir ismin önünde gelip onun niteleyen ifadeleri baktığımızda adjective olarak kullandığımız ifadeleri premodifier olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Premodifier olduğuna göre ne olacak arkadaşlar? Burada add dediğimiz kavram kullanılacak. Ha. Ve son olarak da biz diyoruz ki eğer ki siz complete bir subject'ten bahsediyorsanız baktığınız zaman bu complete subject'iniz işte arkadaşlar aynı zamanda post modifier bir ifadeyi ne yapabilir? İçerebilir arkadaşlar. Post modifier bir ifadeyi de içerebilir. Mesela hatırladığım kadarıyla bir örnek vardı şeyde. Baktığımız zaman sınavda çıkan yanlış hatırlamıyorsam şıklardan biriydi. Şimdi siz a red car mesela ne diyelim ya da değiştirelim. Bunu benzer bir ifade kullanalım. A blue car for boys veya a toy car for boys dediğimizde bakın işte burada arkadaşlar buradaki ifadede biz bunu bir cümle içinde sentence yapıcısında subject position'da kullandığımızda bu ifademiz bizim baktığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Complete bir ifademiz oluyor. Niye? Biz biliyoruz ki buradaki e ifadesi bizim determiner olarak kullandığımız ifade. Premodifier olarak ben bir adjective kullanmışım arkadaşlar. Ya bunları daha sonra bir tabii konuşacağız. Yani işte baktığımız zaman hani quality bildiren adjective'ler nelerdir? Quantity bildiren yani qualitative ya da quantitative ifadeler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ha, ondan sonrası ifadeye baktığımız zaman post modifier ifade yine arkadaşlar buradaki ifadede for boys ifadesi buradaki car ifadesini ne yapmıştır? Nitelemiştir arkadaşlar. Ha, genelde mesela bize öğretilen şudur. Biz arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Genelde ÖABT'ye başlayan arkadaşlarımızda İngilizce alanında arkadaşlar her şeye structure olarak bakıyor. Yani ama şunu biliyoruz biz. Bizim için önemli olan burada function ifadesi. Yani function. Burada for boys ifadesi, for ifadesi ne işlev görüyor? Benim buna bakmam lazım arkadaşlar. Yani siz for ifadesini alıp burada işte diyelim ki adverbial bir ifade olarak evet değerlendiriyorsunuz normal şartlarda. Çünkü proposition'la adverbial ifadelerdir. Ama buradaki kullanımı itibariyle, function itibariyle siz kalkıp da bu ifadeyi for boys ifadesini arkadaşlar adverbial bir ifade olarak ne yapamazsınız? Ele alamazsınız. Peki işte böyle arkadaşlar gelelim mesela bir örnek daha predicate kısmına. Şimdi predicate kısmına baktığımız zaman eşittir. Şimdi burada iki tane tanım çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Bir, biz şöyle bir ifade kullanabiliriz. Directly diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman directly şöyle bir şey. The verb, the main verb daha doğrusu. The main verb of a sentence ifadesi. Güzel. Yani arkadaşlar
Biz herhangi bir cümlenin main word'ünü normal şartlarda biz pedagogic grammar'da ne diyoruz? İşte bunun adı predicate. Şöyle bir mesele var arkadaşlar. Pedagogic grammar'da. Aslında burada yaptığımız şey sizin daha önce öğrendiğiniz, daha önce bildiğiniz şeylere sadece yeni adlar vermek. İnanın çok böyle abartılı, hiç bilinmedik işte daha önce, yani şöyle bir şey yok. Oh, I have never heard about it. I have never seen something like that. Böyle bir şey değil bu arkadaşlar. Baktığınız zaman siz burada main verb'ü işte ne yapıyorsunuz? Burada predicate olarak adlandırıyorsunuz. Peki, predicate ifade aynı zamanda şöyle adlandırılır arkadaşlar. Bakınız, ikinci bir tanımı daha vardır. Şimdi, siz şöyle bir ifadeyi kullandığınızda predicate olarak bunu alabilirsiniz. Bir cümle içinde. Cümlenin main verb'ü ve sonrasında gelen bütün öğeler arcadaşlar genel olarak ne olarak da adlandırılabilir? Predicate olarak adlandırılabilir. Verb ve sonrası diyelim biz buraya. Şöyle yazalım. Yani buraya objekti, adverbial'ı hangisini eklerseniz ekleyin. Burada baktığınız zaman verb ve sonrası dediğimizde bunu ne olarak ele almamız lazım? Predicate olarak ele almamız lazım. Şimdi şöyle yazarsak mesela the new topics, the new topics, özür dilerim, and that we study together and may seem strange and for the first time diyelim ki and because of and ne diyelim arkadaşlar new concepts, tamam mı? Böyle bir cümle yazdım ben diyelim ki. Ben bunu görüyorum artık şurada. Diyorum ki benim şu the'yi buraya almadı. Pardon arkadaşlar, şöyle bırakalım. Şöyle for the first time. Siz artık oradan algılarsınız bunu. Arkadaşlar benim buradan itibaren kullandığım şu ifade bu cümlede artık şöyle yapalım. Benim predicate olarak adlandırabildiğim ifadedir. Diyeceksiniz ki hocam bunu niye anlatıyorsunuz? Şundan dolayı anlatıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir mesele var. Bu zamana kadar bizim bu predicate kısmından bize ne yaptı? İşte soru sordu. Nasıl soru sordu mesela? Şöyle direkt sadece predicate'ı sormakla dedi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde mesela bununla ilintili bir kavram olarak predicative adjective kullanılmıştır dedi yani. Biraz daha abarttı. Arkasından dedi ki hem predicative adjective hem de baktığınız zaman attributive adjective beraber kullanılmıştır dedi mesela bize. Peki şimdi ne bunlar? Bunları daha sonra adjective'ler kısmında göreceğiz ama en azından predicate konuştuğumuz için birazcık şu predicate kavramından ne yapalım arkadaşlar, bahsedelim. Bakın şimdi predicative adjective vesaire nedir ondan bahsedelim, kolaylıkla söyleyeyim. Şimdi biz biliyoruz ki bir cümle yapısı içinde, SV yapısı içinde arkadaşlar. Eğer ki benim bu V yani verb olarak aldığım ifade bizim be dediğimiz fiilden oluyorsa, buradan çünkü bir sürü soru geldi karşımıza bizim daha önceki yıllarda. Diyorum ki ben burası be gibisinden ya da tamam mı arkadaşlar? Be gibi işlev gören diğer fiillerden oluştuysa bu ne demektir arkadaşlar? Bu şu demektir. Ben buraya mesela see'ni kullandım. Ben buraya mesela look fiilini kullandım. İşte burada gözükmek anlamında vesaire anlamında arkadaşlar. Farklı fiiller de var. Daha sonra konuşuruz. Bunları kullandığımda bu fiiller arkadaşlar arkasından adjective geldiğinde ne gibi işlev görürler? Be gibi işlev görürler. Ama en basit itibariyle be'den alalım biz. Şöyle yapalım. Diyelim ki biz to be fiilli bir cümle kullandığımızda şöyle basit bir cümle yazalım. Jack is arkadaşlar. Kullandığımızda. Ben biliyorum ki artık ben bu saatten sonra bu boşluğa bakınız lütfen dikkat arkadaşlar. Buraya bir noun getirebilirim. Güzel. Birinci alternatifim bu. Doğru mudur? Ya da noun phrase. Daha sonra göreceğiz onu. Noun phrase vesaire. Hani farklı ayrımlarından birazcık bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar. Diyorum ki ben buraya arkadaş başka ne koyayım? Buraya başka ne kullanabilirim? İşte buraya an adjective. Bir tane de sıfat gelebilir yani. İlla ki sadece şey gelmesine gerek yok.
Tek başına ne yaparsınız? Bir sıfat kullanırsınız ya da arkadaşlar size daha önce öğretildiği şekliyle siz bu boşluğu arkadaşlar bir tane propositional phrase dersiniz. Ben ona adverbial diyorum. Öyle adlandırayım ben onu. Adverbial'dır çünkü propositional phrase'lerde tabi kullanıldığı cümleye göre değişir. Dediğim gibi biraz önce konuştuk. O aynı zamanda diyelim ki adjective işlevi de ne yapabilir? Görebilir. Peki. Jack'ten devam edelim şimdi. Yani Jack is a student dediğinizde. Bakın şimdi. Ne kadar basit kavramlar. Ne kadar şimdi bizim karşımıza soru olarak çıkıyor. Ama dediğim gibi kavramları bilmek işi değiştiriyor. Jack is a student dediniz. Birinci cümle. İkinci cümle arkadaşlar. Ben diyorum ki Jack is a tall. Basit, çok basit cümle kuruyorum. Bakın şimdi. Ve sonuncusu Jack is in the class. Bu da son cümlem olsun. Bak şimdi burada nasıl sorular çıkmış karşımıza, neler gelmiş onu konuşalım. Şimdi biz burada diyoruz ki arkadaşlar, şöyle biraz daha yukarı alayım net olarak gözüksün karşımıza. Ben diyorum ki burada bir isim kullanmış. Artık bakın şimdi to be fiilden sonra siz şöyle bir isim kullandığınızda arkadaşlar, rengini değiştireyim böyle, bak farklı bir renk koyalım ki belli olsun. Jack is a student dediğinizde artık bu student kelimesine özel bir isim veriyorsunuz. Bunun adı arkadaşlar işte ne oluyor biliyor musunuz? Predicate arkadaşlar, predicate nominative oluyor. Bak nominative. Bu bir. Geldi bir tane kavram. Al işte pedagogic grammar'ın kavramları. Şimdi benim bütün arkadaşlarım Jack is a student'ın ne olduğunu biliyor arkadaşlar. Geldim. Jack is tall dedim. Şimdi to be fiilden sonra sıfat gelmiş. İşte to be fiilden sonra gelen bu sıfata artık arkadaşlar predicative ne yapıyorum? Adjective diyorum. İşte bu kadar basit bir şekilde bunları ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Sonuncuya da tabii ki isterseniz arkadaşlar, isterseniz işte predicative adverbial ifadesini ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. İşte bize sınavda daha önceki yıllarda bunu sordu. Attributive adjective konuşuruz. Şimdi bu da böyle çok afilli, çok böyle baktığınız zaman oh really strange word, how can I understand it gibisinden sorular hani şey yapabilirsiniz, kafanızda olabilir. Yok, gayet basit. Arkadaş, bir sıfat, bir ismin önünde geliyorsa, yani premodifier olarak kullanıyorsanız işte bunun adı da attributive adjective oluyor yani. Pedagogik gramın olayı bu. Yani siz sürekli ne diyelim biz ona, İngiliz edebiyatında da bir sanat var hani pun deniliyor ona, play on words deniyor. Aslında biz pedagogic grammar'da da arkadaşlar play on words diyoruz yani. Kelimelerle oynuyoruz. Hani tabii bunu felsefi anlamda değil de böyle, çünkü onu şeyde biliyorsunuz Derrida falan yapar onu böyle. Şeyde felsefi anlamda kelimelerle oynar da bizim öyle bir şeyimiz yok, iddiamız yok burada. Biz basit anlamda kelimelerle oynuyoruz. İşte kelimelerle oynayıp böyle yeni kavramları ne yapıyoruz? Sizin için ortaya çıkarıyoruz yani, bu şekilde predicative adjective olarak kullanıyoruz. İşte baktığınız zaman böyle kavramlar. Peki daha bitti mi? Bitmedi. Gayet basit bir kavram. Hani biraz önce geleyim böyle yukarı doğru. Ne dedik? Dedik ki bir de complement denilen bir öğe var. Şimdi birazcık da ondan bahsetmiş olalım yani. Şöyle diyelim, complement. Gayet basit. Arkadaşlar buradaki student ifadesinin işlevi buradaki Jack ismini tamamlamak değil mi? Tamamlamak. O zaman ben diyorum ki artık benim buradaki student ifadem, lütfen dikkat, aynı zamanda Jack isminin, bakınız, nedir? Complement ifadesidir. O yüzden o student ifadesine biz özel bir ad veriyoruz. Yine kavramlarla oynuyoruz. İşte ona bu sefer subject complement ifade diyoruz. Peki burada değişiyor mu? Yok. Bu complement ifadeniz noun da olabilir, adverb de olabilir. Baktığınız zaman arkadaşlar burada olduğu gibi adjective de olabilir. Yani durum gayet bundan ibaret, böyle basit konular arkadaşlar. Hani böyle düşündüğünüz gibi çok zor. Eyvah biz yandık bittik. Bu pedagogic grammar nedir ne değildir? İşte düşünmeyin yani. Peki bunun dışında ne görürüz? İşte bundan sonra başlıyoruz cümle türleri yani. Diyoruz ki arkadaş types of sentences. Hepsini konuşacağız bunların sizlerle beraber. Ben böyle ufak ufak anlatıyorum işte. Neler var, neleri göreceğiz? Sadece dediğim gibi kavram. İşte buraya baktığınız zaman belki daha önce duymuşsunuzdur. Simple sentence'lar var, compound sentence'lar var. Baktığınız zaman kompleksler var, compound kompleksler var.
Fused sentence'lar var arkadaşlar. Sentence fragment dediğimiz ifadeler var. Yine baktığımız zaman en son yine tabii ki bunların içine dahil edebileceğimiz yapı olarak değil de hani baktığımız zaman yapı çünkü onlar da kompleks ifadelerdir. Bizim arkadaşlar kompleks ifadelerin içinde kullandığımız diğer ifadeler cleft yapılarda mesela cleft sentence'larda bunların içinde ne yapılabilir? İncelenebilir. Peki bugünlük arkadaşlar bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.